Merhaba arkadaşlar kazanım kavrama 38. testteyiz dolaşım sistemi ile ilgili son testimiz artık Diyor ki birinci soruda lenf sisteminde damar ve yapılarından hangileri bulunmaz Arkadaşlar lenf sisteminde hemoglobin e, bulunmaz çünkü hemoglobin kana kırmızı rengini veren ve al yuvarları içerisinde taşınan bir maddedir Lenf sisteminde al yuvar olmadığı için hemoglobinde bulunmaz. Lenf atar damarı bu da bulunmaz arkadaşlar. Lenf sisteminde kalp gibi işte lenf sıvısını pompalayan bir yapı yoktur. Bu yüzden atar da damarda bulunmaz. Lenf sistemi sadece toplar damar ve kılcal damarlardan oluşur. Antikor bulunur. Lenf kılcalı da bulunur arkadaşlar. Bulunmayanlar hangileridir? E, 1 ve 2 hemoglobin ve lenf atar damarı bulunmaz. Gelelim 2. Bağırsaktan emilen bir A vitamini kalbe gelinceye kadar yapılarından hangi sırayla geçer? Sorulması ihtimaldir arkadaşlar bunun. O yüzden bakın şöyle ben size sırasını vereyim. Ee, bizim bağırsaklarımızda emilen A vitamini ya da yağla ilgili bir diğer vitaminler lenf kılcalları ile emilir arkadaşlar. Lenf kılcallarına gelmeden önce nereden geçecekler? İlk önce villus epitelinden. Villus epiteli. Arkadaşlar virüs epitelinde neye dönüşüyorlar bunlar? İlk önce şilomikrona dönüşürler. Şurayı yazamadım. Heh. Şilomikrona dönüşürler. Bu şilomikron nedir? Yağ moleküllerin etrafı protein bir kılıfla çevreleniyor ve öyle kana veriliyor. Yani öyle lenf sıvısına veriliyor. Çünkü eğer böyle yapılmazsa damarları tıkayabilir yağ molekülleri. O yüzden virüs epitelinde şilomikrona dönüşür. Sonra lenf sistemine gelir. Lenf kılcallarına. Lenf kılcallarından sonra peke sarnıcına, Peke sarnıcından sonra göğüs kanalın arkadaşlar. Göğüs kanalı. Göğüs kanalından sonra. Şöyle birazcık aşağı doğru itelim. Göğüs kanalından sonra arkadaşlar. Sol tarafımızla taşındığı için sol köprücük altı toplar damarına gelir. Sonra üst ana toplar damara verir. Çünkü köprücük e, kemiği nerede? omzumuzda değil mi? E, omuz kalbimizin üst tarafında kaldığına göre üst ana toplardamara verilecek. Üst ana toplar damardan sonra da arkadaşlar nereye gelecek? Kalbimizin sağ kulakçığına gelecek. O zaman bakalım burada sırasına. İlk önce nereye geliyor bakın? Lenf kılcalı. Bakın birinci sırada lenf kılcalı olacak. Hatta biraz yakınlaştırayım şöyle iyice görelim. Birinci sırada lenf kılcalı. Sonra peke sarnıcı, Sonra göğüs kanalı arkadaşlar. Sonra da sol köprücük altı toplar damarı. Oradan da üst ana toplar damar oradan da kalbe gider. O zaman 1 pardon 4 1 2 3 şeklinde gidecek. Evet cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim 3. soruya. Diyor ki aşağıda bir insana ait kan plazmasında bulunan antikor miktarının zamana bağlı değişimi verilmiştir. Buna göre diyor hangileri doğru değildir? Şimdi arkadaşlar Burada bakın T1 anına kadar T1 anına kadar antijen verilmiş ama henüz antikor üretilmemiş. Bu nedir? Bir tanıma zamanı diyebiliriz. Sonra antikor üretiliyor. Bakın antikor miktarı artıyor arkadaşlar. T2'de maksimum seviyeye geliyor. T3'de tekrardan düşüyor. Diyor ki hangileri doğru değildir? Kişi de Aktif bağışıklık sağlanmıştır diyor. Arkadaşlar aktif bağışıklık olmaz. Aktif bağışıklık olsaydı T3 zamanında direkt aşağı düşmezdi. Belirli bir seviyeden sonra sabit devam ederdi. O yüzden bu yanlıştır. Vücutta T1 zamanından sonraki antikor artışı serum verilmesiyle sağlanmıştır. Evet bakın bir anda antikor artışı serumla sağlanır ancak bu doğrudur. T3 zamanından sonra antikorlardan bazıları hafıza hücrelerine dönüşmüştür. Hafıza hücresine dönüşebilmesi için kişinin antikoru kendi üretmesi lazım. E burada kendi üretmiyor, hazır alıyor. O yüzden bu da yanlıştır. Hangileri doğru değildir dediği için cevabımız ne olacak arkadaşlar? Ceyhan şıkkı olur. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda diyor ki aşağıda verilenlerden hangisi lenf sisteminin görevlerinden biri değildir? Lenf düğümlerinde üretilen antikorlar ile mikropları yok etmek. Evet bu görevdir. Fazla doku sıvısının dolaşma katılmasını sağlamak. Bu da görevidir. Kesik damarda pıhtılaşma mekanizmasıyla kan kaybını önlemek. Arkadaşlar kan kaybı sizce lenf sisteminin mi kan sisteminin mi bir görevi? Tabii ki kan dolaşımının bir görevi değil mi? Bu yanlıştır. Yağ monomerlerini ve yağda eriyen vitaminlerin dolaşıma katılmasını sağlamak. Az önce anlattım ya şilomikrona falan dönüşüyor. Doğrudur. Doku sıvısının artışını engelleyerek ödem oluşumunu önlemek. Yine fazla doku sıvısını dolaşıma katıyor arkadaşlar. Böylece ödem oluşumunu da engellemiş oluyor. Bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. Beşinci soru diyor ki kan ve lenf dolaşımında hangileri ortak değildir? Arkadaşlar ak var, her ikisinde de bulunur ortaktır. Bir ucu kapalı kılcalların olması bu. Bakın lenf dolaşımındadır. Çünkü lenf dolaşımında atar damar yoktur. Atar damar olmadığı için de kılcal damarların bir ucu kapalıdır. Dolaşım sıvısının kalpten pompalanması. Bu da kan dolaşımındır arkadaşlar. Çünkü lenf sisteminde kalp gibi bir yapı bulunmuyordu. Ortak olmayanları sorduğu için cevabımız nedir? Edirne şıkkıdır. Gelelim 6 Başım ve göğsün sağ kısmı ile sağ koldan toplanan lenf sıvısı kalbe gelinceye kadar hangilerinden geçmez? Bakın. Geçmemesi için sol taraftan taşınanların olması lazım. Arkadaşlar sol taraftan taşınanları ben size az önce yazdım. Bakın şurası. Sol taraftakiler hangileri? Bakın bir kere peke sarnıcından geçmez. Çünkü bu sol tarafa aittir. Üst ana toplar damardan mecburen geçmek zorunda. Çünkü sağ köprücük toplar damarı da üst ana toplara bağlanıyor arkadaşlar. Bu ikisinden geçer. Cevabımız ne olacak? Yalnız iki Bursa şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Yedinci soru diyor ki aşağıdakilerden hangisi özgül olmayan savunma mekanizmamızın fiziksel engeller çeşidinde yer almaz? Arkadaşlar fiziksel engeller nelerdir? Mesela derimiz, mesela burnumuzda bulunan kıllar, mesela midemizde bulunan asit, ağzımızda bulunan tükrük bunlar nedir? Fiziksel engellerdir ve bunlar e, mikrobun vücuda girişini engeller. Girmişse bile direkt olarak öldürür. Burada diyor ki nötrofillerin mikropları fagositoz ile yok etmesi. Bakın bu fiziksel bir engel değildir. Direkt cevabımız A şıkkı ama diğerlerini de okumak istiyorum. Derinin mikrop girişini engellemesi. Evet fiziksel vücuda girişini engelliyor. Mide asidinin mikropları yok etmesi. Bu da fiziksel engeldir. Ne yapıyor? Mikrop girmiş onu öldürüyor. Hücrelere girmesini engelliyor. Mikroorganizmaların solunum yolundaki mukoza tabakasına yapışıp dışarı atılması. Bu da yine arkadaşlar fiziksel engeldir. Göz yaşındaki lizozim salgısının bakterileri parçalaması bu da aynı şekilde fiziksel engeldir ama e, nötrofillerin mikropları fagostoz ile yok etmesi bu hücresel engeldir. Yani biraz daha iç mekanizmaya aittir. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. 8. soru. Diyor ki özgül bağışıklık için hangileri doğrudur? Özgül bağışıklık mikroba özgüdür arkadaşlar. Diyor ki sadece mikroorganizmalarla savaşta etkilidir. Hayır. Kanser hücreleriyle de savaşır arkadaşlar. O yüzden bu yanlış. B lenfositleri humoral bağışıklığı sağlar. Humoral dediğimiz sıvısal. E, B lenfositleri antikor ürettiği için de humoral bağışıklığa giriyor. Doğrudur. T lenfositleri hücresel bağışıklık sağlar. T lenfositleri direkt gidip mi mikrobu öldürüyor. Bu yüzden de biz buna hücresel bağışıklık diyoruz. Doğrudur. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız şıkkı olur. Dokuzuncu soru aşı ve serumla ilgili eşleştirme istiyor arkadaşlar. Hemen yazalım bakın yanına. Hasta bireye verilir serum. Antijen taşır aşı. Tedavi edicidir serum. Hastalığa karşı koruyucudur aşı. Pasif bağışıklık sağlar serum. Uzun süre etkilidir aşı. O zaman cevabımız ne olacak? Bakın serum olanlar 1, 3, 5'tir arkadaşlar. 1, 3, 5. Aşı olanlar ise 2, 4, 6'dır. Yani cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olur. Gelelim 10. sorumuza. Diyor ki doğal bağışıklık ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Doğal bağışıklık. Arkadaşlar doğal bağışıklıkta mikrobu kendimiz üret mikrobu demişim pardon antikoru kendimiz üretiriz. Diyor ki genetik olarak nesilden nesile aktarılır. Evet arkadaşlar, genetik olarak nesilden nesile aktarılabilir doğal bağışıklık. Mesela şöyle düşünün, ee, bu Afrika kıtasında yaşayanların sıtma hastalığına yakalanmaması gibi arkadaşlar, bu bir doğal bağışıklıktır ve genetik olarak nesilden nesile aktarılıyor. Bu doğrudur. Türe ve ırka özgü olarak değişir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Hastalığı geçirmek veya aşı olmakla kazanılır. Hayır, bu doğal bağışıklığın değildir doğal bağışıklık direkt annemizden babamızdan bize geçer cevabımız 1 ve 2 denizli şıkkı olur. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. 11. soruda diyor ki aşağıda verilenlerden hangisi bağışıklığın kazanılması için doğru değildir? Sığır vebası, tavuk kolerası gibi hastalıklara insan doğal bağışıklıdır. Evet az önce de bahsettik genetik olarak bağışıklıyız. Aktif bağışıklıkta vücuda giren antijene karşı vücut antikor üretir. Aktif bağışıklık dediği zaman hemen bizim ürettiğimiz antikor gelecek aklınıza bu doğrudur. Pasif bağışıklıkta hastalık esnasında vücuda antikor takviye edilir. Arkadaşlar pasif bağışıklıkta antikor biz üretmiyoruz dışarıdan hazır alıyoruz serum gibi mesela bu da doğrudur. Aşı olmak veya hastalığı geçirmek pasif bağışıklık sağlar. Arkadaşlar aşı olmak veya hastalığı geçirmek pasif değil aktif bağışıklığı sağlar. Çünkü aktif bağışıklıkta Antikoru kendimiz üretiyoruz. Aşı olduğumuz zaman bize antijen veriliyor. Yani hastalık etkeni veriliyor. Biz buna karşı antikor üretiyoruz. Hastalığı geçirdiğimizde de zaten ne yapıyoruz? Ee, yine antikoru kendimiz üretiyoruz. O yüzden cevabımız deniz dışıkkı olacak. Diğerine bakalım. Kızamık olan bir kişinin tekrar kızamık olmaması aktif bağışıklık ile ilgilidir. Evet arkadaşlar biz antikor ürettiğimiz gibi ürettiğimiz bu antikorları bellek hücrelerine de alıyoruz. Yani B lenfositlerini bellek hücrelerine de dönüştürürüz. Böylece tekrardan kızamıkla ilgili bir, 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 bir ee, mikrop bize geldiği zaman ne oluyor? Hemen o bellek hücreleri devreye giriyor ve o mikrobu öldürüyor. Böylelikle tekrardan kızamık olmuyoruz. Bu da doğrudur. Cevabımız denizli şıkkı olur. 12. soru. Aşağıda grafikte diyor mikrobu e, A mikrobuna karşı vücutta üretilen antikor miktarları gösterilmiştir. Şimdi arkadaşlar burada hemen yorum yapalım. Burada X bizim birinci bağışıklığımızdır. Bakın birinci bağışıklık. Neden? Çünkü ilk defa karşılaşmışız. Hiç antikorumuz yokmuş. Sonra yavaş yavaş antikor üretmişiz. Hastalık geçtikten sonra da antikor azalmış ama tamamen bitmemiş. Tamamen bitmediği için bunlar bellek hücresine dönüşmüştür diyoruz. Y ise ikincildir arkadaşlar. Yani biz virüsle e, A mikrobuyla ikinci kez karşılaşmışızdır. Bakın hemen ne oldu? Hafıza hücreleri e, antikora dönüşmeye başladı. Antikor üretmeye başladılar ve bizim ikinci bağışıklığımız ortaya çıktı. Diyor ki X birinci, Y ise ikinci bağışıklıktır. Bu doğru. Birey X durumunda hasta olmamıştır. Hayır arkadaşlar hasta oluyor kendi antikor üretiyor. O yüzden bu yanlış. Bireyin vücuduna Y durumunda çok fazla antijen girmiştir. Hayır bu antijenle ilgili değil antikorla ilgili bir durum. Fazla antikor üretiliyor. Neden? Çünkü hafızamızda olduğu için o mikrobun ne kadar tehlikeli olduğunu bildiği için bizim hafızamız yani bağışıklık sistemiyle ilgili olan hafızamız o yüzden fazla miktarda antikor üretiyor. Yani bunun fazla antijenle ilgisi yok. Cevabımız ne olur? Aşık olur. Böylece bu testin de sonuna geldik. Sonraki testlerde görüşürüz. Hoşçakalın.